siyasette baş döndüren ittifak ve Cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmaları devam ediyor. Kılıçdaroğlu Akşener'le görüştü, Temel Karamollaoğlu Abdullah Gül'e gitti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olacağı iddialarına bugün CHP kurmaylarından sert yanıt geldi. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümünde gözler Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun üzerindeydi. Tüm bu başlıkların detayları ve çok daha fazlası birazdan KRT Ana Haber'de. Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. 24 Haziran seçimleriyle ilgili artık sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ankara'da bugün yine hareketli saatler yaşandı. Bugün bir kez daha CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi. İttifakla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Akşener dedi ki 15 milletvekili için teşekkür etmeye geldim CHP'ye dedi. Ve bir kez daha İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı benim dedi. Kılıçdaroğlu ise İYİ Parti'ye değil demokrasiye katkı yaptık dedi. Başkentte süren ittifak trafiğinde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Bugün bir kez daha İYİ Parti ve CHP bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Akşener oldukça samimi görüntüler sergiledi. İki lider görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sözü ilk olarak Meral Akşener aldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığını sürdürdüğünü ifade eden Akşener, 15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle demokrasi katliamının önüne geçildiğini belirtti. İYİ Parti'nin 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adaylığımı sürdürdüğümü sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye'nin siyasetini geçmişten itibaren tazim etmeye kalkışacaklar, sıfır riskle Türkiye siyasetini bizleri tanzim etmeye kalkanların burada başarısız olacağı açıktır. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi. Tekrar teşekkür ediyorum hem Sayın Genel Başkan'a hem değerli arkadaşlarına. Kılıçdaroğlu ise İYİ Parti'ye katkının demokrasiye katkı olduğunu söyledi. Aslında bizim yaptığımız teşekkürden çok daha öte demokrasinin bu topraklarda yaşamasını sağlamaktı. Bir siyasal partiye karşı kumpas kurulması, onun seçimlere katılmaması için pek çok davranış sergilenmesi bizim içimize sindireceğimiz bir olay değildi. Dolayısıyla bizim yaptığımız İYİ Parti'ye katkının çok daha ötesinde demokrasiye katkıdır. Teşekkür ederim. Bütün vatandaşlarım 25 Haziran sabahına huzur içinde uyanacaklar. Bundan %100 eminim. Dolayısıyla bu birlikteliği, demokrasi birlikteliğini sürdürmenin demokrasiye inanan bütün partiler açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum efendim. Kılıçdaroğlu ve Akşener ittifakla ilgili ser verip sır vermedi. CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu'na ittifak için dün yetki vermişti. CHP'de bugün parti meclisi yine toplandı. Adaylığı en çok konuşulan isimlerden biri olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. Partimin kararına saygılıyım diyen İnce, düşüncem ilk turda her partinin kendi adayını çıkarması dedi. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimini yapacağız. Milletimizin rahat olmasını, moralini yüksek tutmasını öneririm. Türkiye'nin bu sorunlarına Cumhuriyet Halk Partisi kadroları çare olacaktır, çözüm üretecektir. Kaygılanmalarına gerek yoktur milletimizin. Şimdi meclis grubumuzda bir kapalı toplantı yapacağız. Partimizin yöneticileri, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, arkadaşlarımız, yöneticilerimiz var güçleriyle çalışıyorlar, uğraşıyorlar, günlerdir didiniyorlar. İnşallah çok yakında Cumhuriyet Halk Partisi adayını açıklayacaktır.
partimizin yetkili organları ne derse onu tartışmam. Cumhuriyet Halk Partisi kültürüyle, Cumhuriyet Halk Partisi geleneğiyle yetişmiş bu partinin gerçek bir evladı olarak, gençlik kollarından bu yana görev yapan bir arkadaşımız olarak partimizin yetkili organlarının kararına saygı duyacağız. Benim bir fizik tahsili yapmış, matematik okumuş, az buçuk matematik bilen birisi olarak sadece bir tavsiyem olabilir. O da şudur: her partinin kendi adayını göstermesi doğru bir tercihtir, doğrusudur. Katılım yükseltilmelidir. Yani katılım %85'lerin üzerine çıktığında emin olun ki bu sorun çözülecektir, kendiliğinden çözülecektir. Birinci turda bir çatı aday formülü doğru değildir, matematik bilimine aykırıdır. Onun haricinde diğer partiler kendi adaylarını en iyi şekilde hazırlayacaklardır diye düşünüyorum. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin çatı adayı olacağı konuşuluyor. CHP içinden Gül söylentilerine bugün sert tepki geldi. İşte CHP kurmaylarının Gül'ün adaylığı ile ilgili o sözleri. CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için konuşulan isimlerden biri olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına çok sert sözlerle karşı çıktı. Habertürk'ten Nagihan Alçı'ya konuşan CHP'li Muharrem İnce, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı adayı olması durumunda Gül'e değil Erdoğan'a oy vereceğini söyledi. İnce, "Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan arasında kalırsam ben Erdoğan'a oy veririm," dedi. CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini söyleyen Muharrem İnce, her şeyden önce kendi profiline uygun bir isim çıkarması lazım. %26'yı elinde tutacak, üzerine koyabilecek bir isim gerekiyor. Bence bu isim Yalovalı, 54 yaşında ve fizik öğretmeni olmalı diyerek kendisini işaret etti. Muharrem İnce, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına ise, "Gül 7 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. Bu süre içinde hangi yasayı veto etti? Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti," sözleriyle karşı çıktı. CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ise Cumhurbaşkanı adaylığı için isimlerin kamuoyu önünde tartışılmaması gerektiğini söyledi. Bugün bazı gazetelerin manşetlerine yansıyan, bizim de gördüğümüz haberlerin gerçekle bir ilgisi yoktur. O haberlerin kaynağı biz değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organları değil. Görüşmeler, dün de size söyledim, çok hassas bir biçimde yürüyor. İttifak görüşmeleri ulu orta konuşulacak şeyler değildir. Biz herhangi bir biçimde, dün parti meclis toplantısından sonra da söyledim, biz en geniş ve güçlü ittifakı kuracak bir modelin peşindeyiz. Herhangi bir isim konusunda rezervimiz yok. Ancak görüyoruz ki bu ittifakın kurulmasını dinamitlemek isteyen bazı çabalar ve çalışmalar var. Muhtemelen sözü edilen haberlerin kaynağı da o çabaların özel girişimleri sonucu ortaya çıkmış olabilir. Ben gazeteleri suçlamıyorum, sadece haber kaynaklarına bir kere daha dikkat etmeleri gerektiği uyarısını yapmak istiyorum. Gül'ün adaylığı söylemlerine Twitter'dan Özgür Özel de cevap verdi. Özel, "Yeter, bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek. CHP'nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da" ifadelerini kullandı. Abdullah Gül ismine bir tepki de İyi Parti'den geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Hiç çalışmayan Gül çatı adayı olamaz," dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı adayı olmasına karşı çıktı. İYİ Partili Aydın, "Çatı aday istemiyoruz. CHP ve Saadet Partisi Abdullah Gül'le çıkabilir," dedi. Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Koray Aydın, partisinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in 50'den fazla il gezdiğini belirterek, "Hiç çalışmadan adaylık teklifi bekleyen Abdullah Gül ismi için çatı adayda yokuz," dedi. Milletvekili seçimi için Saadet Partisi ile işbirliğine hazır olduklarını ve büyük aşama kaydettiklerini anlatan Aydın, "Parlamenter sistem istiyoruz, hukukun üstünlüğünü istiyoruz, her parti en güçlü isimle çıksın. CHP ve SP'den güçlü adayımız Gül diyorlarsa o çıksın, bizim en güçlü adayımız Akşener, HDP'de kendi adayını çıkarsın," dedi.
CHP'den istifa edip İyi Parti'ye katılan 15 vekille ilgili de değerlendirme yapan Aydın. Onlar YSK'nın bizim seçime girmemizi engellemesine yönelik atak yaptılar. Hayatımız boyunca kendilerine teşekkür edeceğiz. Bu arkadaşlarımız istedikleri an gidebilirler ya da kalabilirler dedi. Abdullah Gül tartışmaları siyasetin gündemindeyken bugün Saadet Partisi Gül'e gitti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yaklaşık 2 saat 15 dakika süren bir görüşme yaptı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Bu sorunun yanıtı bir süredir tartışılıyor. Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla görüştü bugün. Gül'ün İstanbul Maslak'ta bulunan çalışma ofisindeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Temel Karamollaoğlu görüşmenin ardından açıklama yapmadan ofisten ayrıldı. Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nin adayı olup olmayacağına ilişkin henüz netleşmiş bir bilgi yok. MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Onun da gündeminde Abdullah Gül vardı. Bahçeli, Türkiye'ye tuzak kuruluyor, Türk milleti tahrik ve taciz ediliyor. Sayın Gül, Pensilvanya'nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, özellikle ifade etmeliyim ki buhrana davetiye çıkaran siyasi gelişmeleri, bunalıma adeta çağrı yapan bulanık görüşme ve temas trafiklerini ibretle, esefle ve endişeyle takip ediyorum. Türkiye'ye tuzak kuruluyor, Türk milleti tahrik ve taciz ediliyor, hülasa kaos oynanıyor. 24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimine 2 ay kala iç ve dış nifak ve şikak yuvaları başlarını kaldırmış vaziyettedir. Siyasi ve toplumsal yapının mahvını kurgulayan ihanet lobisi oldukça aktif, son derece faildir dedi. Demokrasiden umudunu kesen, millet iradesine sırtını dönen, Türkiye'nin milli ve beka davasına husumet duyan ne kadar aktör, zümre, kesim, mihrak, fail ve figüran varsa kıpır kıpırdır diyen Bahçeli, bunlar freni patlamış yük kamyonu gibi yokuş aşağı gitmektedir. Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyen çevreler ne yapacaklarını, nereye bulaşacaklarını şaşırmış durumdadır. Cümbüş İttifakı kurun demiştik, ne fayda. Cürüm ve cehaletin koalisyonda söz kesecek kadar ipten kazıktan boşanmıştır ifadesini kullandı. Bahçeli, şimdi 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ'ş başındadır, PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti, Sayın Gül'ün adaylığına hevesle taliptir diye konuştu. Bahçeli, kardeşliği çiğnemek, yaşanmış yıllara bir kalemde çizgi çekmek, vefaya menfaat gözeterek veda etmek inançlarımızın neresinde yazılıdır? Sayın Gül, Pensilvanya'nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır? Ne diyordu Yusuf Asacip? Aymaz olma ey Hakan, uyuma, uyan. Kendin gittikten sonra iyi adını bırak. CHP 22 Nisan vakasıyla İyi Parti'ye kendini astı. Ne yazık ki FETÖ siyasi mevzi kazandı. 15'ler olayı siyasi tarihe kara bir leke gibi kazındı. Sayın Gül buna hangi ahlakla göz yummuştur? İyi Parti'ye grup kurdurup 23 Nisan'ı terörize eden namert ve nankörler kutuplaşmanın turuvatıdır. Bu vahşi ata 11. Cumhurbaşkanı nasıl biner? Kardeşlik hukukuna kıymayı, Türkiye karşıtı cephenin eline düşmeyi gönüllüce nasıl kabullenir ifadelerini kullandı. Bu arada HDP'nin de Cumhurbaşkanı adayı hemen hemen belli oldu. HDP Parti Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı adayının eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş olması kararlaştırıldı. HDP Parti Meclisi toplandı. Toplantıda HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın partinin Cumhurbaşkanı adayı olması kararlaştırıldı. HDP'li bir yetkili 24 Haziran'da yapılacak seçimde HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın çok büyük ihtimalle partinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. Reuters'a bilgi veren HDP'li yetkili, prosedürleri birkaç gün sürer ama çok büyük ihtimalle adayımız Demirtaş dedi.
Bir Gün'ün haberine göre ise Demirtaş'ın HDP'nin adaylık teklifine verdiği yanıtta aday olma kararının kendisine bırakılması durumunda teklifi kabul ettiği belirtildi. Habere göre HDP'nin adayının açıklanması için ise en geç tarih 1 Mayıs olarak belirlendi. Demirtaş halen hakkında devam eden davalar nedeniyle Edirne cezaevinde tutuklu bulunuyor. AK Parti ile Büyük Birlik Partisi arasında Ankara'da bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sonrası açıklama yapan AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşeceğini açıkladı. Ankara'da 24 Haziran trafiği yaşanıyor. AK Parti ile MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği merak edilirken Büyük Birlik Partisi ile AK Parti heyetleri arasında bir görüşme gerçekleşti. Efendim, buradayız. Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ndeki zirveye AK Parti'yi temsilen parti sözcüsü Mahir Ünal'la Meclis Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş katıldı. Görüşme sonrası açıklama yapan AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşeceğini açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi ile Milli Mutabakat Komisyonu'nu oluştururken de aynı şekilde açık, net, şeffaf, milletin gözü önünde bütün görüşmelerimizi yaptık. Şimdi bugün Sayın Genel Başkan'la görüştük. Muhtemelen bu hafta içerisinde Sayın Genel Başkan Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yapacaklar ve sonra da bu görüşmelerde varılan nihai noktayı sizlerle paylaşacağız. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise kendi kurumsal kimlikleriyle ittifakın içinde yer almayı istediklerini söyledi. Biz elbette ki parti olarak kendi kurumsal kimliğimizle ve kendi listemizle girmeyi arzu ederiz. Yani ama bu sadece bizim değil, neticede Cumhur İttifakı'nın ana bileşenleri olan Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Büyük Birlik Partisi'nin bu üç partinin birlikte vereceği karardır. Dolayısıyla da biz bu karara da saygılı oluruz. Yani ve burada da kimseye fırsat vermeyiz. Yani bu ittifaka fitne sokmak isteyenlere de bu anlamda bir fırsat vermeyiz. Dün akşam saatlerinde gerçekleşmesi beklenen iki parti arasındaki diyalog, AK Parti Genel Merkezi'ndeki erken seçim mesaisi nedeniyle bugün ertelenmişti. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, genel kurulda yaptığı konuşmada Yüksek Seçim Kurulu'na çağrıda bulundu. YSK'dan toplum adına tek bir ricam var diyen Balbay, bütün Cumhurbaşkanı adaylarının üniversite diplomalarını yayınlayın çağrısında bulundu. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken mecliste yaptığı konuşmada Yüksek Seçim Kurulu'na çağrıda bulundu. Balbay, YSK'dan Cumhurbaşkanlığı seçimine girecek olan her adayın üniversite diplomalarını yayımlamasını istedi. Burada Yüksek Seçim Kurulu bunu kabul etti. Bütün denetim mekanizmalarının olmayacağı bir seçime gidiyoruz. Ama bir tek ricam var Yüksek Seçim Kurulu'ndan. Kamu adına, toplum adına bir tek dileğim var. Cumhurbaşkanı adayları başvurduğunda bütün Cumhurbaşkanı adaylarının üniversite diplomalarını yayınlamasını rica ediyoruz. Sadece bunu yapsın. Artık öteki denetim mekanizmalarından vazgeçtik. Balbay, denetimsiz bir seçime gidildiğini öne sürdü. Bu teklifle siyasi propaganda eşitlik kurulu oluşturulmasını öneriyoruz. Bunu kabul etmeyeceğinizi biliyoruz. Ancak tarihe bir not düşmek ve 24 Haziran'dan sonra kurulacak yeni dönemde adeta bir kurucu meclis gibi kurup oluşup bir kurucu meclis gibi harekete geçip Türkiye'yi yeniden inşa edileceği o döneme ilişkin bir gerçeğin altını çizmiş olacağız. Neden? Sayın milletvekilleri, en son 1 Kasım 2015 seçimlerinde radyo ve televizyonların tümünü geçtim, sadece TRT'de siyasi propaganda hakkını kullanma şekli şöyle olmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi 59 saat, Cumhuriyet Halk Partisi 5 saat, MHP 1 saat 10 dakika, HDP 18 dakika. İşte bu meclisin oluştuğu o 1 Kasım seçimleri öncesi propaganda
listesi budur TRT'deki. Ötekileri geçtik. Peki ondan sonra örneğin 16 Kasım'da niye yok? 16 Nisan'da niye yok? Çünkü bu yasayı değiştirdiniz, denetimi tümüyle ortadan kaldırdınız. Açığa çıkmasın diye. 16 Nisan referanduma öncesinde çıkardığınız yasayla Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun denetim yetkisini ortadan kaldırdınız. Yüksek Seçim Kurulu'nun işlevini tamamen ortadan kaldırdınız ve artık denetimsiz bir seçime giriyoruz. Yani ilk kez hiçbir denetimin yapılmadığı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 11 Nisan seçimlerinden sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanan Aliyev daha sonra ortak basın açıklaması yaptı. Ülkesindeki seçim zaferinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Aliyev Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 fare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı. Baş başa görüşme ve yüksek düzeyli işbirliği konseyi oturumuyla imza töreninin ardından Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan sözlerine bir jestle başladı. Sayın Aliyev, 11 Nisan günü yapılan ve büyük bir oy oranıyla kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmış bulunuyor. Hatırlayacağınız üzere ben de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretimi Azerbaycan'a yapmıştım. Bu durumun bir gelenek haline gelmiş olması aramızdaki kardeşlik hukukunun en güzel, en müşahhas örneğidir. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da ilk yurt dışı ziyaretimi ben de Azerbaycan'a tekrar yapabilmek olurum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TANAP projesinin Haziran ayında tamamlanacağını açıkladı. En büyük tabii şu anda önümüzdeki proje malum. Yakın zamanda Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP'ın açılışını yapacağız. Bu açılış inşallah Haziran ayının başlarında gerçekleştirilecek ve bu seçim öncesi de gerek milletimize gerekse tüm dünyaya bizim bir müjdemiz olacaktır. Güney Gaz Koridoru'nun önemli bir parçası olan TANAP sadece Türkiye ile Azerbaycan arasında doğal gaz alışverişinde değil, aynı zamanda bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Aliyev ise konuşmasında Dağlık Karabağ meselesinde Türkiye'nin önemine dikkat çekti. Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ meselesinin hallinde Türkiye kadar bize destek veren ikinci ülke olmamıştır. Her zaman Türkiye bizimle beraberdir. Bütün uluslararası teşkilatlarda Azerbaycan'ın haklı mövqeyini müdafiye eder. Ve bu destek ve dayanışma, hemrelik bize elave güc verir. Azerbaycan da öz növbesinde bütün uluslararası teşkilatlarda Türkiye'ni daim destekleyir. Türkiye'nin terrorla mücadele yolunda her zaman dayanışma göstermiştir. İki ülke arasında birçok konuda işbirliği anlaşması imzalandı. Anayasa Mahkemesi'nin 56. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. İki lider salon girişinde tokalaştı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu gergin seçim atmosferinde böyle tokalaştı. Anayasa Mahkemesi'nin 56. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve çok sayıda siyasetçi ve hukukçu katıldı.
Tören salonuna Erdoğan girince tüm gözler CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla arasındaki iletişime çevrildi. Erdoğan protokolün elini tek tek sıkarken sıra Kılıçdaroğlu'na gelince de CHP liderinin elini de sıktı. O anlar fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman'la samimi sohbeti de dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan konuşmasında OHAL sürecindeki bireysel başvurulara değindi. Mahkememiz olağanüstü hal şartlarında da hak eksenli yaklaşımla kararlar vermeye devam etmiş ve olağanüstü halin getirdiği aşırı başvuru sayısını da yönetilebilir bir düzeye çekmiştir. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi 20 Haziran 2017 tarihli öncü kararında olağanüstü dönemde yapılan bireysel başvuruların nasıl ele alınacağını, bu başvuruların Anayasa'nın 15. maddesi kapsamında nasıl değerlendirileceğini belirlemiş, konuya ilişkin ilke ve esasları işaret etmiştir. Mahkememizin önünde 39.342 başvuru bulunmakta olup, bunların 9.000 kadarı olağanüstü dönem tedbirlerine ilişkindir. Burada Yargıtay Başkanımız var. Yargıtay'ın iş yüküyle karşılaştırılmayacak durumda ama Anayasa Mahkemesi'nin kapasitesi dikkate alındığında 40 bine yakın başvuru gerçekten çok ciddi bir rakam. Bunu şikayet olsun diye dile getirmiyorum. Bununla biz mücadele ediyoruz. Biz bu iş yükünü hafifletmeye yönelik tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. Ve yeni tekniklerle bu başvuru sayısını da önümüzdeki süreçte çok daha aşağı noktalara çekeceğiz. Şu kadarını da ifade edeyim. Bu konuda adeta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile yarışıyoruz. Başkan Aslan'ın konuşmasının ardından salondan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da diğer konuklar ayrıldı. Necmettin Erbakan adına düzenlenen Necmettin Erbakan Ödülleri 2018 sahiplerini buldu. Erbakan Ödülleri platformu tarafından oluşturulan jürinin belirlediği isimlere ödülleri düzenlenen görkemli törenle verildi. Tamam, ben itmiyorum. Ya beyler. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Profesör Doktor Necmettin Erbakan Ödülleri bu sene de sahiplerini buldu. Tören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra akademi, sanat, siyaset, iş, spor ve medya camiasından birçok önemli ismin katılımıyla Mustafa Kemal Atatürk Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program müzik dinletisiyle devam etti. İstanbul Teknik Üniversitesi ödülünü verdikten sonra kısa bir konuşma yaptı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Önce Erbakan hocamızı tabii rahmetle anıyorum, minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Bu vesileyle bu ödül törenlerini düzenleyenleri de hep tebrik ediyorum. Şüphesiz ki onun hatırası zaten yaşıyor. Onun hatırası yetiştirdiği İnsanlarla yaşıyor, attığı tohumlar yeşerdi, onlarla yaşıyor, eserleriyle yaşıyor. Ama bu şekilde ayrıca teşvikler yapmak, ödüller vermek de ayrıca çok takdir edilecek bir husus. İstanbul Teknik Üniversitesi vermenizi de ayrıca çok takdir ediyorum. Çünkü kendisi o üniversitede sadece okumadı, hocalık da yaptı biliyorsunuz. Diğer ödül alan herkesi de çok tebrik ediyorum. Bir kez daha mekanı cennet olsun. Hepimizde çok büyük hakkı var. Türkiye'ye çok büyük hizmetler oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da ödül töreninde konuşma yaptı. Mevlana'dan Hacı Bektaş Veli'ye, Yunus Emre'den Karacaoğlan'a, İtri'den Dede Efendi'ye, Mimar Sinan'dan Sedefkar Mehmet Ağa'ya yüzlerce sanat, gönül insanını bağrından çıkarmıştır. Osmanlı bir kültür ve vakıf medeniyetine sahipti. Osmanlı'da şu ana kadar tespit edilebilmiş vakıf sayısı 26 binin üzerindedir. Şöyle diyor Akif,
Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen, iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Ancak hadi gel yapalım şunu geri desen, bir Sinan yetmez, bir de Süleyman gerek. Yıkmak kolay ama yapmak hakikaten zordur, çaba ister. Bugün İstanbul'da 400 yıl önce, 500 yıl önce yapılan eserlere bakarken imrenerek, gıpta ederek, hayranlık duyarak bakıyoruz. Bu amaçla atılmış önemli bir adımdır, bir teşviktir. Bu sebeple bu programı hazırlayan Erbakan Ödülleri platformunda görev alan arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu temenni ile ödül alan değerli isimleri yine yürekten tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Gecenin ilerleyen saatlerinde alanında başarı elde eden isimler ödüllerine kavuştu. Necmettin Erbakan Medya Ödülü Ruşen Çakır'a, Necmettin Erbakan Sanat Ödülü Semih Kaplanoğlu'na, Necmettin Erbakan Düşünce Edebiyat Ödülü Şule Yüksel Şenler'e, Necmettin Erbakan Spor Ödülü Ambute A Milli Futbol Takımı'na, Necmettin Erbakan Bilim Ödülü İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, Necmettin Erbakan Onur Ödülü ise Mehmet Recai Kutan'a verildi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye'ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısında bulundu. Gerekçe olaraksa mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı gösterildi. 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu adına Strasbourg'da bir karar alındı. Kararda seçim kanununun seçim kararından sadece bir ay önce değiştirilmiş olması, OHAL uygulamasında devam edilmesi, seçimlerin güvenliği ve saydamlığı konusundaki şüpheler ve tartışmalı mühürsüz oy pusulası kararının seçimlerin demokratik bir ortamda düzenlenemeyeceğini gösterdiği belirtildi. Kararda yeni seçim kanunuyla seçimlerin düzenleneceği tarih arasındaki kısa sürenin siyasi partilere adapte olma ve hazırlanma süresi bırakmadığı not edildi. Seçim kurallarının seçim tarihinden 3 ay önce değiştirilmesinin Venedik Komisyonu tarafından belirlenmiş ilkelere aykırı olduğu hatırlatıldı. Seçim barajının %10'da kaldığı ve bu durumun siyasi çoğulculuk anlayışıyla bağdaşmadığı belirtildi. Denetim Komisyonu yeni seçim sistemine göre polisin seçim bürolarına girebilecek olmasını da kaygı verici olarak değerlendirdi. Bir önceki seçimlerden sonra AKPM ve AGİT'in medyanın seçimlerle ilgili haberleri ve siyasi partilerin finansmanına dair tavsiyelerinin de yerine getirilmemiş olduğu hatırlatıldı. Bu tespitlerden yola çıkan denetim komisyonu, mevcut koşullarda gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği ve seçimlerin meşruluğunun sorgulanacağı mesajı verdi. Seçimlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulunuldu. Kararın şu aşamada herhangi bir yaptırımı bulunmuyor ancak AKPM Denetim Komisyonu demokratik standartlar konusunda Avrupa genelinde referans olduğundan aldığı karar diğer Avrupa kurumları tarafından da destekleniyor. AKPM Nisan 2016'da Türkiye'yi denetim sürecine almıştı. Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitleri yurdun dört bir yanında 57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü ile anıldı. Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen yürüyüş kapsamında çoğunluğu öğrencilerden oluşan gençler bir araya geldi. Daha sonra hükümet konağı önünde toplanan gençler ellerinde Türk bayraklarıyla Sinop şehitliğine kadar yürüdü. Erzincan'da Çanakkale Kara Muharebelerinin 103. yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri kapsamında 57. Alay Vefa Yürüyüşü yüzlerce gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde yeniden diriliş aynı ruhla Çanakkale'deyiz sloganıyla düzenlenen anma etkinlikleri Erzincan'da gerçekleştirildi.
Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklarla savaşın kazanılmasında önemli rol oynayan 57. Alay ve Çanakkale şehitlerini anmak için 57. Alay'a saygı yürüyüşü yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'na kadar 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Zonguldak'ta da 57. Alay Çanakkale Vefa yürüyüşü gerçekleşti. Yürüyüş öncesi kırık buğday çorbası ikram edildi. Katılımcılar Türk bayrağı eşliğinde Fener semtinden Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü. Kilis'te Çanakkale Savaşları'nda kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri için bir ölüp bin diriliriz sloganıyla yoğun katılımlı bir yürüyüş yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2018 yılında Türkiye'ye Afganistan kökenli 29.899 göçmenin kaçak giriş yaptığını, 7.100 tanesinin ise geri gönderildiğini belirterek Iğdır ve Ağrı sınırına örecekleri 144 kilometrelik beton sınırın 76 kilometresinin tamamlandığını açıkladı. Son aylarda özellikle Afganistan kökenli yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımız hepimizin malumudur. 2018 yılındaki kaçak göçmenlerin içerisinde 29.899 kişi Afganistan kökenlidir. Bu sadece yakaladıklarımız. 2017'nin tamamında Afgan kaçak göçmen sayısı 45.259. 2017 yılında bugün 29.000'i aşan sayı aynı dönemde 2017'de 6.000'dir. Bu yıl gelen Afgan kaçak göçmenlerin geri gönderme oranı ise halen maalesef İşte toplamının hepimiz biliyoruz ki %20'leri civarına gelmiştir. Dün de bu rakamı verdim. Şu ana kadar 7.100 Afgan göçmen charter seferlerle Afganistan'a geri gönderilmiş. Zannediyorum bu hafta sonuna kadar da bu rakamı 10.000'e tamamlayacağız. Ayrıca Ağrı ve Iğdır sınırına sınır duvarı ve duvarın hemen yanında güvenlik yolunu inşa ediyoruz. Toplam 144 kilometrelik projenin 76,5 kilometresinin montajı tamamlandı. Iğdır kısmında fiziki gerçekleşme %95'leri aştı. Ağrı tarafında ise %50 civarında. Türkiye şu ana kadar Suriye ve Irak kaynaklı göç meselesinde yaklaşık 31 milyar dolar harcadı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Türkiye üzerinden başka ülkelere gitmeye çalışan 71 Afgan göçmen yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Birecik ilçesindeki bir dinlenme tesisinde Türkiye üzerinden başka ülkelere gitmeye çalışan 71 Afgan göçmen yakaladı. Minibüslerle batı illerine gitmeye çalıştıkları öğrenilen göçmenler dinlenme tesisinde mola verince yakayı ele verdi. Göçmenlerle birlikte 3 tane de organizatörün yakalandığı iddia edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin geçici olarak konaklamaları için Birecik'te yer hazırlandığı belirtildi. Göçmenlerin işlemlerin ardından sınır dışı edileceği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Rus devletine bağlı şirket Türkiye'ye sevk edilecek olan S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili açıklama yaptı. S-400'lerin üretimine başlandı. Amigos, las noticias, lo que los medios corporativos no dicen. Rusya, Türkiye'ye sattığı S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine başladığını bildirdi. S-400'ü yapan firmanın yetkilisi açıklamasında sözleşmeyi uygulamaya geçtik dedi. Firma yetkilisi, üretim başladı. Bu noktada bazı süreçler, aşamalar var. Her şey konuşuldu. Sorumluluklarımızı yerine getireceğiz, dedi. Rus savunma sanayi şirketi başkanı Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemini bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı. Blanco, por su alcance extremadamente grande.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine dün hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı sonucu 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Adana'da kadınlar tarafından kurulan Kabaç Hatun Geleneksel Okçuluk ve Gençlik Spor Kulübü, okçuluğu yaygınlaştırmak amacıyla cezaevlerinde ve sığınma evlerindeki kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projesi hazırlayacak. Kulüp yönetimindeki kadınlar okçuluğa Adana Geleneksel Atlı Okçuluk Spor Kulübü'nde çalışmalara başladı. Okçuluğa merak salmış, gönül vermiş yönetim kurulunun tamamının kadınlardan oluştuğu Kabaç Hatun Geleneksel Okçuluk ve Gençlik Spor Kulübü Başkanı Emel Özdeş, kuruluş amaçları doğrultusunda kadınlar arasında okçuluğu yaygınlaştırmak amacıyla başta cezaevi ve sığınma evleriyle sevgi evleri ve çocuk esirgeme kurumlarında çalışmalar yapacaklarını söyledi. Adana Geleneksel Atlı Okçuluk'ta bayan arkadaşlarımızla birleştik. Yönetim kurulunun tamamının bayanlardan oluşan bir okçuluk kulübü kurduk. Önceliğimiz şu anda bayanlar üzerinde okçuluğu tanıtmak, yaymak Adana genelinde. Sosyal sorumluluk projeleri başlatacağız. İşte sevgi evlerinde, çocuk esirgeme kurumunun bazı bölümlerinde cezaevi planlarımız var. Onun dışında sığınma evlerindeki bayanlara rehabilitasyon tarzında düşünüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir trafik magandası direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Trafik canavarının yanında oturan kişinin ise hiçbir şey olmuyormuş gibi sakin bir şekilde cep telefonuyla oynaması dikkat çekti. Olası bir kazaya davetiye çıkartan zurnalı sürücü başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerleyen bir sürücü bu kadarına da pes dedirtti. Akan trafiği aldırış etmeyen otomobil sürücüsü direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Köprüde seyir halinde olan sürücünün direksiyonu bırakıp zurna çaldığını fark eden diğer sürücüler gördükleri karşısında hayrete düştü. Trafik canavarının yan tarafında oturan kişinin ise hiçbir şey olmuyormuş gibi cep telefonuyla oynaması dikkat çekti. Kuralları hiçe sayarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü olası bir kazaya da davetiye çıkardı. Trafik magandasının tehlike saçan yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Şimdi spordaki gelişmelerle devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Ziraat Türkiye Kupası'nda tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar verdi. Yönetim Kurulu'nun yaklaşık 2 saat süren toplantısının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu bugün yaptığı toplantıda 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçıyla ilgili kararını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 57. dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak futbol müsabaka talimatının 20. maddesinin 1. fıkrası uyarınca müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına
oy birliğiyle karar verdi. Zira Türkiye Kupası yarı final maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak ifadelerine yer verildi. Beşiktaş yarın yapılacak olağanüstü divan kurulunda sahaya çıkıp çıkmayacağına karar verecek. Bu arada Fenerbahçe'ye olaylı maçla ilgili, olaylı derbiyle ilgili 3 maç seyircisiz oynama cezası geldi. Ayrıca karşılaşmada kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Pepe'nin cezası da 1 maç oldu. Böylelikle Pepe hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyebilecek. Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında cumartesi günü deplasmanda Antalya Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Rıza Çolunbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Uğur ve Voleybol Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu yarın Eczacıbaşı Vitra ile Vakıfbank arasında yapılacak karşılaşmayla belli olacak. Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank arasındaki büyük çekişme 2-2'lik eşitliğin ardından final serisinin 5. maçına taşındı. Sezonun derbisinde gülen taraf kupayı müzesine götürecek. Eczacıbaşı Vitra playoff final serisinin 5. maçında yarın saat 18'de Vakıfbank'ı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek. Karşılaşmayı kazanan ekip Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu şampiyonu olacak. Avrupa ve Dünya Şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonası öncesinde açıklamalarda bulundu. Şampiyon olmak istediğini söyleyen Kayaalp, kendimden önce bize inanan milletimizi ve sevenlerimizi düşünerek hareket ediyorum dedi. Stres yaptırıyor aslında da ama iyi yönde. Çünkü daha çok çalışmama neden oluyor. Ve her zaman hedefim sıcak kalıyor yani. Devamlı hedef peşinde koşuyorum. Çünkü artık hiçbir zaman da şöyle düşünmedim ya. Kendim hani ben ya şampiyon olayım da işte sevineyim falan değil. İşte bizi düşünen, bize şampiyonluk bekleyen insanları düşünerek hep hareket ediyorum. Yani önceliğim o oldu yani. Önceliğim kendim olmadım. O yüzden bu duygu, bu düşüncelerle yoluma devam ediyorum. Bu düşüncelerle antrenmanlarıma giriyorum. Gerçekten hani sonuna kadar mücadele ediyorum, çok çalışıyorum. Şampiyonluk için elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. İnşallah ne kendimizi ne milletimizi gittiğimiz şampiyonlarda utandırmayız. Allah'ın her zaman zaferlerle dönmeye devam ederiz ve 8. Avrupa Şampiyonluğunda inşallah Rusya'da kazanarak dönerim diye düşünüyorum yani. Rusya'nın özerk bölgesi Dağıstan'da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'na hazırlanan güreş milli takımı kamp çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Salih Bora hedeflerinin şampiyonadan madalyalarla dönmek olduğunu açıkladı. 30 Nisan 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren güreş milli takımı kamp çalışmalarına Sarıyer'de bulunan kamp merkezinde devam ediyor. Antrenör Salih Bora yaptığı açıklamada kampın çok olumlu devam ettiğini belirtti. Bu Avrupa Şampiyonası'na hazırlık olarak 4. kampımız. Yani bitirmiş oluyoruz müsabakaya kadar. Tabii ki kuralların değişmesi, sikletlerin değişmesi, bir belirsizlik ortamı var. Biz en iyi şekilde hazırlandık. Takımımıza ilk defa büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonası'nda güreşecek 4 sporcu var. Diğerleri daha önce Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında güreşen sporcularımız. Biz iyi çalıştığımıza inanıyoruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Altın madalya da kazanacağımıza inanıyoruz. Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle ana haber bültenimizle karşınızda olduk. KRT WhatsApp ihbar hattımız 0545 357 4213. Sesinizi duyurmak istediğiniz her konuda bizlere yazabilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.